Sevgili seyirciler günaydın. Bir hayli soğuk ve yağışlı bir İstanbul sabahından Büyüteç programından hepinize sesleniyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sabah kuşaklarımızla Büyüteç'te haftanın önemli konularını, gündemlerini, bazen de satır arası ayrıntıları değerlendirdiğimiz programlar silsilesimizde bu hafta Kudüs başlığıyla Büyüteç'i ele aldık. Son gelişme son derece çarpıcıydı. Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleştirilen oylamada ezici bir çoğunlukla Türkiye'nin taşıdığı tasarı büyük çoğunlukla kabul edildi. Çekimser kalanları da eklediğimizde neredeyse dünyanın %90 nüfusunun Amerika'ya karşı bir tavır sergilediği hani istatistiksel bir tespit olarak da ortaya çıktı. Tabii Kudüs nedir, tarihi önemi nedir, bizim açımızdan değeri nedir? Bunu işleyeceğimiz bir Büyüteç programıyla birlikteyiz. Konuklarımız tabii sabahın bu soğuk ve yağmurlu ekseninde belki yayınımıza ulaşmakta sıkıntı yaşadılar ama Profesör Doktor Lale Afrasyap sağ olsun çok çok erken saatlerde hatta benden bile önce binamıza giriş yaptı. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim değerli hocam. İzleyicilerimize de günaydın diyorum. Herkese. Diğer konuklarımız da iştirak ettiğinde onların da mutlaka yorumlarını almak istiyoruz ama sizin aslında daha özel ve önemli bir çalışmanız var. Sağ olun. Onu da ilk kez ulusal kanal ekranlarından evet. Seyircimizle paylaşacağız. Teşekkür ederim. Kimlik olarak tıpçısınız. Yeni öğrendim, fotoğrafçısınız, evet. Gezginsiniz ve dünyanın evet. Birçok kentinden son derece önemli tespit ve deneyimleriniz var. Hatta fotoğraflara da şimdi o biraz galiba bakacağız. Yansıyacağız, bakarak onu ama önce bugünün buyurun. Önemi adına bir Kubilay'la başlayalım lütfen isterseniz. Buyurun. Lütfen buyurun. Bugün bildiğiniz gibi bir devrim şehidimizin Kubilay'ın Menemen'de şehit edilişi, Derviş Mehmet ve evet. ekibi tarafından şehit edilişinin 87. yıl dönümü. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz ve onun şahsında tüm şehitlerimizi anıyoruz tabii ki. Ama bildiğiniz gibi o dönemde Atatürk'ün de söylediği söz var. Cumhuriyetimiz çok daha fazla kanlanmıştır, canlanmıştır tarzında ya da bu mealde bir söz. Dolayısıyla belki günümüzde de Derviş Mehmetler var. Yok değil, belki değil, var. Ama binlerce, milyonlarca hem kadın hem erkek insan olarak Kubilaylar var. Kubilaylar. Bizler varız. Çok önemli. Asla bu ülkeyi Derviş Mehmetlere teslim etmeyeceğiz. Genelkurmay Başkanı'nın Kubilay anmasında örneğin FETÖ'yü işte o zamanın Derviş Mehmetlerine benzeten vurgusu bu haftaya dikkat çekti. Ama sizin vurgunuz çok da önemli. Onun ötesinde teşekkür öyle ediyorum. Bir nesil geliyor ki kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla yeni Kubilaylar Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkacak bir nesille birlikteyiz. Mutlu da ediyor bu. Yani esasen işte bazen metrobüste toplu taşıma araçlarına daha fazla dikkatimi çekti. İşte Atatürk'ü anlatan, devrim süreçlerini anlatan kitapların gençlerin elinde görmenin var. Mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Kendileri bizzati uğraşıyor. Yani eğitimden çekerek ya da başka unsurlardan uzaklaştırarak unutturacaklarını zannedenlere belki en güzel mesajı galiba gençliğimiz veriyor. Gençlik değil mi hocam? Veriyor ve elbette ki burada da Atatürk'ün o geleceği gören harika aklını, bakış açısını bir kez daha görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet etmişti. Doğru, doğru. Çok önemli bir vurgu. Evet. Ve Kudüs'e gelelim dilerseniz hocam. Gelelim. Nasıl bir giriş yapalım? Çünkü konuyu elbette emperyalist merkezde gördük. İşte zaman zaman Araplar bizi sattı ya da farklı tartışmalarla da tansiyonun yükseldiği bir hafta geride bıraktık. Temel mesele siyasette şu başlıkla görüldü. Evet Amerika bir karar açıkladı. Evet bölgede yeni bir işaret fişeğini oluşturmaya gayret gösterdi. Ama çok enteresan ilk defa bu kadar yalnız kaldı. Hani siyaseten ana değerlendirmeler bunlar. Ona ilişkinde varsa izleniminiz ve genel Kudüs'te isterseniz giriş yapalım. Ardından da sohbetimizi sürdürelim. Şimdi ben tabii siyaset bilimci olmamakla beraber bir vatandaş olarak olabildiğince hem içerideki yaşadığımız olayları hem dış ilişkilerimizi, dünyanın konjüktürünü, nereye gittiğini sorumluluk bilinciyle takip etmeye gayret ediyorum. Evet. ABD'nin yeni başkanıyla birlikte Trump'la beraber zaten Orta Doğu'da kargaşaya sürüklenecek bir politika izlediği ya da bunu fişekleyeceği
bana göre sanki ortadaydı, gelişiyordu bu konular. Ve evveliyatında da kendisi Kudüs'le ilgili, İsrail'le ilgili bir takım mesajlar da vermişti. Ve bunun son örneğini de Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek ortaya koydu. Ve tabii ki İslam alemi bizle beraber buna tepki gösterdik. Kaldı ki Avrupa'da tepki göstermişti ve esasen enteresan olan İsrail'in iç işleri olan bir konunun okyanus ötesinde bir ülke tarafından yönlendirilmesi, idare edilmesi ve bu doğrultuda Kudüs'ün başkent ilan etmesi Trump'ın Siyonizm yanlısı olduğu ya da işte emperyalizmin o bölücü, ayrılıkçı, sömürücü yüzünü açık bir şekilde bir kere daha ortaya koydu. Ama burada güzel olan bence Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarın dış ilişkilerinde en sağlam durduğu belki de ve bu sağlam duruşuyla Orta Doğu'yu ve İslam ülkelerini Trump'ın bu kararına ve açıklamasına karşı tepki koyacak tarzda yönlendirmesi de güzel oldu. Kaldı ki biliyorsunuz Kudüs'ün başkentine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından geçmiş yıllarda da karşı duruşlar vardı. Ve bu karşı duruşlara rağmen Trump böyle bir açıklamayı beraberinde getirdi. Ve yanı sıra da zaten arzu ettiği belki de kaosu İsrail'de, Kudüs'te yaşattı bir biçimde. Bunun gerisinde tabii yine işte kapitalizm, silah fabrikaları vesaireler vesaireler diye de düşünüyorum kişisel olarak ben. Çünkü buradan nemalanan birçok insan da var. Yani bu da emperyalizmin başlıklarından bir tanesi. Ama tabii güzel olan Birleşmiş Milletler'de ezici bir çoğunlukla bu konunun reddi, Kudüs'ün reddi bu muhteşem gerçekten. hepimizin beklediği bir sonuçtu. Hepimizin arzu ettiği bir sonuçtu. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ya da bir başka ülkenin başkenti diye tanımlamayı ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Kudüs insanlığın başkenti olmalı. Çok güzel tamam. Çünkü benim işte bu gezgincilik tarafımla 3-4 yıl önce merak ederek gittiğim ve tüm İsrail'i gezerken Kudüs içinde gördüğüm 3 ayrı din var, 3 ayrı halk var. Yahudilik, Müslümanlık, Hristiyanlık. Şimdi bu 3 halk ve 3 din orada yaşıyor. Ve bizim gittiğimiz dönemde belki de çok da özel çatışmalar, sıkıntılar vesaireler halk içinde yoktu. Problemi yaratan, psikolojik gerginliği yaratan bana göre İsrail. Çünkü daha gümrük kapısından girişte kontrollerde, pasaport kontrollerinde, güvenlik kontrollerinde farklı bir bakış açısı, farklı bir vücut kimliği sergileyen gençlerle karşılaşıyorsunuz. Gidenler biliyorlardır. Ve bu bakış farklılığını aslında çıkışta, yani geziyi bitirip çıkarken daha çok yaşıyorsunuz. Bunu sadece Türk vatandaşlarına yapmıyorlar. Oraya turistik amaçlı giden her ülke vatandaşına karşı yapıyorlar. Yani bir düşman algısıyla yaklaşıyorlar. Yani bunu iliklerinize kadar kontrollerde hissediyorsunuz. Yani İsrail vatandaşı değilseniz bu muameleye kadar muhatap oluyorsunuz. Evet, yani Türk olun, Rus olun, Alman olun, İngiliz olun hiç fark etmiyor. Çünkü orada salonda beklerken farklı bir sürü insanla görüyorsunuz yani. Uçakta da olabiliyorsunuz. Ama herkes aynı. Yani acaba bize mi diyebileceğim bir şey yok.
Bütün herkes aynı çünkü kuyruğa karışık giriyorsunuz zaten. Ve bu öyle bir noktaya da gelebiliyor ki pasaportunuzun resimli sayfasına defalarca bakıp, defalarca yüzünüze bakıp, sağa çevirip bakıp, sola çevirip bakıp, yani terörist muamelesi gibi bir şey. Yani sen kimsin, evet, nereden geldin vesaire. Çıkışta ise konu daha sıkıntılı. Çünkü herkesin eline birer form veriyorlar. Bu formda bir sürü soru var. Bu soruların cevaplandırılması icap ediyor. Yani öyle sorular ki kaç kardeş olduğunuza kadar, nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz, ne amaçla geldiniz, hangi turla geldiniz, geldiğiniz turun nereden buldunuz, internetten mi, işte arkadaşınızdan mı, böyle cevaplar vesaireler var. Ve çıkışta olan başka bir şey, yine öğrenciler, özellikle üniversite öğrenciler kanallı, orada öğrendiğimiz kadarıyla, ortada ayrı bir kontrol mekanizması kurmuşlar. Valizlerin ilk kontrolünden geçtikten sonra, şimdi orada gittiğinizde tabii burada bulamadığınız turizm bürolarında geziye yönelik değişik kitaplarla karşılaşıyorsunuz. Herkes kendi ilgi alanına göre kitapları alabiliyor. Satılıyor çünkü. Ve bunu değişik şehirlerde de yapabiliyorsunuz. Ama 10 günün sonunda bütün kitapları koydunuz valizin bir köşesine. Hatta hangi kitabı hangi şehirden ya da hangi şehirdeki hangi müzenin kitaplığından aldığınızı da karıştırıyor olabilirsiniz. Şimdi bu bile mesele oluyor. Valizler açtırılıyor. Dergiler, aldığınız kitaplar hepsi çıkarılıyor ve tek tek nereden aldığınız soruluyor size. Tek tek. Bilmiyorum, belki bir cevap artık karşınızdaki kişinin düşüncesine, yakınlığına, o anki ruh haline bağlı. Ben mesela gittiğimde Lut Gölü'ne gitmiştim. Biliyorsunuz deniz seviyesinden 400 metre aşağıda olan, özelliği olan bir göl. Ve Lut Gölü'nün kenarında doğal tuz aldım. Herkes sahilde yatıyor işte. Doğal tuz aldım yani suyun İnsanlar kenarında. İnsanlar gittiği yerde taş alır, evet, vesaire alır değil mi? Tuz aldım, yani bir torbaya koydum, onu da valize koydum. Benim valiz küt diye açtılar. Ve onu hemen çıkardı. Sordu. Allah Allah. Tabii sordu. Niye aldın? Nereden aldın? Niçin aldın? Yani kısacası belki doğaldır diye de düşünülebilir ama o kontrolde 2 saat beklerken ayakta ve yaşlılara hürmeten sen de şöyle otur teyze diyen de yok. 2 saat bekletiyorlar sizi. Ve sonuçta da böyle bir muameleyle karşılaştığınızda hakikaten insan ciddi gerginlik yaşıyor. Doğru, İsrail'i tanımak istiyorum ben. Evet, çok gerginlik başlayalım yaşıyor. Başlayalım mı fotoğraflar hocam? Başlayalım. Biraz daha seyircimizle. Şimdi, hangisini istersiniz? Dediğim gibi 3 din var orada. Doğru. 3 din tarafından da Kudüs çok kutsal kabul edilen 3 din. Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu 3 dinden sadece 2 din arasında problem var. Öyle yansıtılıyor aynı zamanda. 2 din olarak Yahudilik ve Müslümanlıktan bahsediyorum. Hristiyanlarla oradaki Müslümanlar ya da dünyaya yansıtılan bir kaos, kargaşa vesaire ben bilmiyorum. Hristiyanlarla Yahudiler, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında. Hep Yahudiler ve Müslümanlar arasında problem. Filistin, İsrail problemi. Müslüman, Yahudi. Ama ben şöyle yorumladım bunu. Bu 2 din arasında problemi çıkartan Hristiyanlık. Yani politikada emperyalizm. Bu benim kişisel yorumum. Yahudiler içinde de biraz sonra göreceksiniz. Uç noktada yaşayan Hasidik Yahudileri de İsrail'e karşı mesela. Evet, çok ilginç not. Yani aslında ilginç de değil. Biz işte Beyoğlu'nda, Taksim'deyiz. Burada Musevi, evet, Yahudi çok
esnaf, hatta ticareti öğrendiğimiz isimlerdir belki. Evet. Kimi tarihçiler o notu da veriyor. Evet. Çok saygın, iyi bir ailede yetiştiği izlenimini ya da çocuklarından bunları çok net görüyoruz. İşte askerlik yapıyoruz mesela bir arada. Evet. Bizden farksız bir yapıları olduğunu sürekli altını çiziyorduk. Tam bir siyaset mekanizmasının maalesef devrede olduğu çok net açık. Yani halklar arasında böyle bir şey uçurum yok yani izlenim. Zaten Yahudilik ya da Musevilikle Müslümanlık arasında dinsel bakımdan da çok büyük uçurumlar yok aslında. Yani onların da erkek çocukları sünnet oluyor, bizim de erkek çocuklarımız sünnet oluyor. Ha nedir? Dinsel açıdan ritüeller farklı. Yaşla ilişkili yaklaşımlar bazı ibadetler farklı vesaire. İbadetler farklı. İşte onlarda da domuz eti günah. Bizde de domuz eti günah yani, tarzında. Şeyde çok tartışıyoruz mesela ama bu helal et meselesi en başta İsrail'in talep ettiği unsurlardan bir tanesi aslında. Onlarda da bu tip bir hassasiyet var çünkü. Çok yani var. Onu uzun yıllar biraz ideolojik merkezli genelde değerlendirilmesi tercih edildi ama bu bir hani ticaret eksenli baktığınızda da işte hayvancılık sektörü temsilcileri dediler ki ya hani İsrail de bizden alırken bu helal et kıstasını istiyor. Çok dikkat ediyorlar. Bizim dikkat etmediğimiz bazı noktalar da var onların dini açısından. Mesela bizim meşhur İskender kebabımız var. Etle beraber yanına yoğurt da konur. Doğru. Orada belki burada da Museviler camiasında hayvansal iki ürün bir arada yenmiyor. Günah kabul ediliyor. Bunu hayvanın canlılık özelliğine aykırı görüyorlar. Yani et de hayvansal bir ürün, yoğurt da sütten yapılıyor, süt de hayvanın bir ürünü. O halde ben bu hayvana iyi bakmalıyım ki o da bana iyi baksın. İyi baksın. Doğru. Çok mantığı önemli. Söz konusu. Hiçbir restoranda iki ürün bir arada yok. Yok. Ve domuz eti adına da sıkıntı yaşamadık bizler. Çünkü onlar da yemiyorlar zaten. Doğru. Şimdi dolayısıyla isterseniz ilk resmimizi hangisi? Hristiyanlıktan başlayalım. Peki hocam, buyurun. Ve Hristiyanlar açısından Kudüs dışındaki kutsal olan, önemli olan bir fotoğraf dizisiyle başlayalım. Bir Noğlu dosyayı ben rica edeyim. Peki, Gizem arkadaşımdan. Gizem sevgili. İsmini de öğrendim. Bizim emekçi çok sevdiğimiz arkadaşımız Gizem Polat. Tatlı bir arkadaşımız yardımcı oldu bana sabahleyin. Şimdi burası Betlehem'de özellikle Hristiyanlar açısından kutsal kabul edilen şehrin kilisesi Betlehem ve UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmış durumda. Bir sonrakine geçelim Gizemciğim. Sıradaki. Evet. Bu da kilisenin duvarında görülen bir mozaik. O dönemi yansıtan, kiliseyi yansıtan bir mozaik. Devam edelim. Şimdi kiliseden bahsedeyim. Bu kilisenin adı Doğuş Kilisesi. Batı Şeria'da olan bir kilise. Burası en dış avlusu kilisenin. Kilise Konstantin'in annesi Helena'nın, yani Bizans kralı Konstantin'in annesi Helena'nın bu bölgeyi İsa'yı anlamak, araştırmak ve o dönemi daha tarihsel yakından tanımak adına geziye çıktığı dönemde yaptırdığı ifade ediliyor. Kilise yeri olarak burayı seçmesinin nedeni ise daha sonra göreceğiz fotoğraflarda kilisenin altında bir mağara var. Hazreti Meryem'in İsa'yı bu mağarada doğurduğuna inanıyor Hristiyanlar. Devam edelim. Devam edelim. Fotoğraflar size ait bu arada. Hepsi bana Hepsi ait. Hepsi değerli hocamıza ait, onu belirtelim bir kez daha. Hiçbir yerden alıntı değildir. Evet. Hepsi bana ait. Şimdi dediğim gibi çok kutsal kabul edildiği için tüm dünya Hristiyanları tarafından gördüğünüz gibi her milletten insan var. Yani Afrikalısı da, Uzak Doğulusu da, Endonezya'dan gelenleri de.
Budizm kökenli olanlar bile vardı ve bizler de vardık tabii. Şimdi Hristiyanlıkta ki kilise gezilerimizde yasak diye bir şey olmadı. Bazı diğer yerlerde yasak oldu. Mesela Mescid-i Aksa'ya girerken de söyleyeceğim, Müslüman haricindekilerin girmesi yasak, Harem-ül Şerif olarak kabul edildiği için. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Fakat burada en büyük sıkıntı, gezginlere söyleyeyim, o mağarayı görebilmek için, yani Meryem'in İsa'yı doğurduğuna inanıldığı mağarayı görebilmek için en az 2 saat bekliyorsunuz bu kalabalıkta. Devam edelim. Bu iç avlu. Kilisenin iç avlusu. Şimdi kilisenin içine girdik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kilise. Avizeleriyle ve duvardaki ikonlarıyla. Devam edelim. Bir sonraki. Bu kilise dediğim gibi Helena tarafından, notumu almışım, 339 yılında yapılmış. Yapılmış, çok önemli. 339. Bu mozaikler o dönemden kalan ve halen daha koruma altında tutulan, gördüğünüz gibi çerçevelenmiş mozaikler. Devam edelim. Onu bir reklam arasından sonra dilerseniz değerlendirelim, izin verirseniz. Peki, bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aranın ardından değerli hocamızın fotoğraflarıyla ve araştırmasından notlarla Kudüs'ün tarihi önemi ve bugünü bir kez daha anlamaya çalışacağız bir aranın ardından. Günün adı Kubilay günü sevgili seyirciler. Bugün Kubilay anılıyor. İzmir'de etkinlikler öğle saatleri itibariyle hareketlenecek. Hem Menemen'de hem de Karşıyaka'da Türkiye Gençlik Birliği'nin gerçekleştireceği eylemler var. Biz de stüdyomuzda Kudüs merkezi tartışmamıza ve o tarihi önemi sizlerle anlatıyorduk. Ve bir önceki kuşağımızı takip eden seyircilerimiz bilir. Yeni açanlar için hatırlatalım. Profesör Doktor Lale Afrasyap'la birlikte kendi çektiği fotoğraflarla, kendi gezdiği notlarıyla Kudüs'ü anlatmaya başlamıştık. Ve ilerleyen dakikalarda da devrimciler yavaş yavaş stüdyomuza giriş yaptı. Eski Dev Genç Genel Başkanı Atilla Sarp stüdyomuzda. Atilla abi hoş geldiniz. Sağ günaydın olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Birazdan Kudüs'e ilişkin devrim tarihi ve NATO merkezli, Gladio merkezli operasyonel sürecinde ayrıntılarını öğreneceğiz. Hocam en son kaldığımız fotoğraftan devam edelim. Devam dilerseniz. Edelim. Tamam. Bir kez daha hatırlatalım. Evet. Sizin çektiğiniz fotoğraflar çektiğim ve gezinizden fotoğraflar. Notlarla Kudüs'ü anlatıyoruz. Burası şimdi Doğuş Kilisesi'nin iç mekanı artık ve şu ahalinin toplandığı yer mağaranın giriş ağzı. Zaten mağarayı kutsal gördüğü için Helena bunun üzerine kiliseyi yaptırıyor. Bu nedenle de Hristiyanlık tarafından kutsal kabul edilen bir kilise. Şimdi devam edelim. 2 saat beklemenin sonucunda yine kalabalığı görüyoruz. Bir daha geçebiliriz. Bir sonraki. Evet. Evet. Şimdi burası Hazreti Meryem'in, artık mağaranın içindeyiz. Küçük bir mağara burası. Ve Hazreti Meryem'in İsa'yı doğurduğu kabul edilen mağaranın içindeki köşe. Ve burada gördüğünüz gibi 14 yıldız var. Yıldız, oklu. Oklu diyeceğiz. 14 oklu yıldız var ve burada burayı kutsal görmeleri nedenli Hristiyanlar tarafından karşısında işte hürmetle saygı duruşunda bulunuyorlar, önünde eğiliyorlar, eğilip öpüyorlar. Tabii ki bu inanış İncil'e göre, onu belirteyim. Tabii ki İncil'e göre, yoksa Kur'an-ı Kerim'e göre İsa Hazreti Meryem tarafından hurma ağacının altında doğurdu Hazreti Meryem. Evet. Şimdi devam edelim. Oradaki 14 çentikte 14 tane demiştim. Evet. Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya kadar geçen 14 nesili ifade ediyormuş. Burası mağaranın bir başka köşesi. Yine onlar için kutsal. Bu köşede de İsa'yı samanlar içinde ısıtarak sardığı, koruduğu
köşe olarak inanış var. İnanılıyor. Onun için koruma altına alınmış. Devam edelim. Evet, yine mağaranın üçüncü köşesi. Üç ayrı köşe var. Doğduğu yer ve sakladığı, büyütmeye çalıştığı korunduğu yer. İki ayrı nokta. Yer. Böyle 10 merdiven, 10 basamak gibi bir yerle iniliyor. Oldukça küçük. Yani bildiğimiz mağara değil, bir kovuk gibi bir yer. Bir yer. He. Ve Helena da burayı kutsal gördüğünden dolayı üzerine bu kiliseyi yapıyor ve Doğuş Kilisesi olarak da isimlendirilip kutsal bulunuyor Hristiyanlar tarafından. Sanıyorum şimdi ikinci dosyaya geçmemiz lazım. Yine Hristiyanlık için önemli olan, bu sefer Kudüs'ün merkezinde olan bir yolun başlangıcı burası. Via Dolorosa diye geçiyor. Onun fotoğrafı, çile yolu demek. Hmm. Bizdeki çilehanelere yakın galiba anlam olarak mı? Belki. Yani. Çünkü İsa'nın haça gerilip de yürütüldüğü yol burası. Yol olduğuna düşün. Ha, çok daha farklı, anladım. Evet. Hmm. Devam edelim. Şimdi burada bir iki ritüeli yakalamaya çalıştık biz gittiğimiz zaman. Çünkü Hristiyanlık alemi, özellikle Ortodokslar, bu çile yolundaki 14 ayrı noktada haçı taşıyarak kendilerince yaptıkları ritüel ile en son Golgota tepesindeki Kıyamet Kilisesi'nde de, onları da sonra göreceğiz, ritüellerle hacı oluyorlar. Hmm. Bu yolun özelliği de şuydu, İsa bu yolun başında çarmıha çakıldı ve bu yol boyunca yürütüldü. Tepeye kadar, Golgota tepesine kadar. Ve bu yürüyüş sırasında 14 ayrı noktada sendelediği ve annesi Meryem'le bakıştığı inanılıyor. İnanılıyor. Dolayısıyla da bu 14 ayrı noktada bugünkü Hristiyanlık alemi bunu anmak adına kendilerine özgü ritüelleri yaparak tamamladıklarında, kilise içinde tamamladıklarında hacı oluyorlar. Gerçi bizdeki inanış burada da farklı. İsa'nın evet. Her ritüelin olduğu üzerine. Noktada şey var, Roman rakamlarıyla isim mesela yeri 4 var. Galiba. Bu evet. Yani biz sendelediği noktaları mı anlatıyor? Evet. Yani işte orada yapılan bir ritüel. Bu kadarını çekebilmişim. Sendelediğine ancak inanılan diyelim. Evet, tabii. Evet, inanılan. Dördüncü noktaya Yahudi, gelmişler burada. Yol boyunca bakın burada biraz daha hacı nasıl taşıdıkları görülüyor Ortodoks Hristiyanların, ama belli alanlarda, mesela burası 3'te yakalamışım bu fotoğrafı. Evet. Devam edelim. İleri devam edeceğiz. Devam ediyoruz daha ileri, evet. Evet. 7. Burası 7. nokta. Her noktada aynı zamanda küçük kiliseler var. Yapılmış. Mesela buradaki kilisenin işte başındaki dini görevlisi. Evet, bu 7. noktaymış. Devam edelim. Sanıyorum neler olduğunu anlatıyor değil mi o din görevlisi gelenlere? Herhalde. Ya da yani o kendi dillerinde biraz da İbranice ve Aramice konuşuyorlar ve duaları var. Ve aynı zamanda bu yol üzerinde de bir turistik yola çevirmişler. Hmm. Turistik eşyalar satılıyor bizdeki bir yandan. Bizdeki Eminönü havası var zaten. Gibi yani, evet. Devam edebiliriz. Devam edelim 5. nokta. Devam edelim, evet. Ayrı bir kilise. Yine belli noktalardan bir tanesi. Ortodoks kiliseleri. Evet, yine gördüğünüz gibi böyle dansöz kıyafetlerine kadar var tabii Arapların kültüründe olduğu kültürü. Için. Evet, devam edelim. Ve evet, güzel bir çocuğumuz. Çok hoşuma gitmişti. Bize böyle bakışlar fırlatmıştı. Ben de onun fotoğrafını çekmişim. Çok da güzel. Selam olsun, belki evet. İzliyordur. Evet, burası Koptik Ortodoksların kilisesi. Burada özel farklı ritüelleri var onların. Aynı zamanda müzede olarak müze galiba, aynı zamanda. Evet, devam edelim.
Yine yolun devamı, devam edelim. Tabii çok tarihi bir kent yani aslında o havayı hissediyorsunuz. Galiba bitti mi? O zaman bir sonraki Golgota Tepesi'ne de geçelim. Golgota Tepesi, evet. Burası evet. Mı hocam? Şimdi burası artık Golgota Tepesi ama şu an tepe gözükmüyor tabii ki. Çünkü burada İsa çarmıha gerildi. Ayrıca o şeye askıya asıldı. İnanılıyor. Haçla beraber. Yer, evet. Dolayısıyla burayı kutsal görüp üzerine yapılan bir kilise bu yine. Buna Kıyamet Kilisesi ismini de koymuşlar. Dışarıdan görünüşü. Tek gördüğüm güvenlik şu ana kadar bu merdivende oturan kişi. Yani evet, bu tip alanlarda daha mı rahatlar? Yani giriş ve çıkışta çok... Hristiyanlık bölgesi daha rahat. Açıdan sonra. Diğer taraflarda göreceğiz hep İsrail askerlerini çoğunlukla. Evet, kilisenin içine girdik şimdi. Şurada gördüğünüz görüntü İsa'nın işte bu noktada asıldığı çarmıhla, haçla beraber gerildiği ve buraya asıldığı inancı söz konusu. Devam edelim. Ve şimdi burada ayrıca küçük bir antik yapı diyeyim görüyoruz. Bu yapının içinde İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra tabii hayatta kalmadığı ve öldüğü kabul edildiği için burada kabrinin olduğuna inanılıyor. Ve üzerine de ayrıca kilisenin içinde ayrıca böyle bir küçük belki bizim tabirimizle mescit. Yani çan koymuşlar herhalde Hristiyanlığın simge değil mi? Onların tabiriyle farklı bir şey olabilir. Değil tabii ki mescit de ne diyeceğimi bilemedim. Özel bir dua alanı falan. Evet, yani belki daha de. Doğru türbe oldu. Türbe bizdeki alanı. Belki karşılığı evet, yani. Evet, evet devam edelim. Evet. Bu da şimdi bunun içinde de yine bir kovuk var. Tıpkı Doğuş Kilisesi'nde olduğu gibi. Artık buranın içine Hristiyan harici kimse alınmıyor. Hmm. Anca kıyıdan, köşeden, kaçak, takip göçek edebilirsiniz, girebilirsiniz. Biz onu yapmadık. Saygı gösterdik. Saygı evet. Ve girmedik. Zaten içeride de fotoğraf çekmek yasak denildi. Devam edelim. Evet, biraz önceki yine İsa'nın çarmıha gerildiği, asıldığı noktalardan başka bir görüntü. Hazreti Meryem aşağıda çok üzgün. Evet, devam edelim Gizem. Yine kiliseden başka bir görüntü. Şimdi bir mermer gelecek, onunla bitireceğiz. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi burada artık İsa gördüğünüz gibi indirildi. Meryem ayak ucunda çok üzgün, ağlıyor. Yatmış durumda ayaklarına. Çünkü çok ciddi yaraları var. Ve bir mermerin üzerine İsa'nın yatırıldığı inanılıyor. Ve şimdi o mermer. Şimdi bu mermerde bütün Hristiyanlar gördüğünüz gibi ellerini sürüyorlar, dokunduruyorlar, işte okşuyorlar, etrafında tavaf eder şekilde dolanıyorlar vesaire. Konuştuğumuzda neden böyle yapıyorsunuz diye konuştuk İngilizce konuşabildiklerimizle. Söyledikleri şu oldu, inançlarına göre İsa buraya yatırıldıktan sonra yaralarının iyileştirilmesi için zeytinyağı ile yaralar ovulmuş. Dolayısıyla o yağ kendi cildinin moleküllerinin geçtiği inancı var ve halen daha o moleküllerin bir şekilde gözle görülmese de bu taşta olduğuna inanıyorlar. Şuradaki bezden biraz o şeyi yani ona sanki bulaşsın mantığıyla yapıldı. Aynen öyle. Sonra onu saklıyorlar. O onlar için öyle çok mi? Kıymetli, evlerinde, çok kutsal. Evlerinde bir yerlerde evet. Bu inançla işte ellerini sürüyorlar, okşuyorlar. Değişik yerlerine böyle bezlerini, mendillerini sürüyorlar. Ve onlar bu ritüel onlar için çok kıymetli, çok kutsal. Ve bu noktada hacı oluyorlar hacı artık. Oluyorlar. O 14 noktayı bitirmiş oluyorlar. Bitirmiş oluyorlar. Başka burada var mı acaba? Gizem kaldı mı burada fotoğraf? Ha, tamam, burada bitirelim. Buradan devam edelim sonra. Peki.
Buradan sonrasına yine izlemeye devam edeceğiz. Kudüs'ün içlerinde geziyoruz hocam. Sağ olsun değerli hocamız kendi çektiği fotoğraflarla, izlenimleriyle bize bir Kudüs tarihi, yani Kudüs neden önemli, dinler açısından neden önemli, genişçe gördüğümüz Musevilik, Hristiyanlık, Yahudilik, bütün toplumların fotoğraflardan anladığımız kadarıyla bir buluşma noktası ve adeta dünya başkenti diye hocamız ya da insanlığın başkenti, diye tanımladığı noktayı seyircilerimize anlatıyoruz. Tabii Kudüs'ün bugünkü fitilinin ateşlendiği nokta konusunda akıllarda yine emperyalist oyunlar ve NATO merkezli bir bakış açısının da olduğunu tespit ediyoruz. Bu açıdan, bu siyaset mekanizması açısından neler söyleyerek başlamak istersiniz? Sayın Sarp'la devam edin. Sizin şahsınızda Ulusal Kanal'ın bütün çalışanlarına gösterdik ilgiye teşekkür ediyorum. Hadi. Merdan arkadaş haber verdi, geldik. Sağ olsun. 2017 çok sıkıntılı bir yıl olarak hemen hemen tamamlanıyor. Evet. Dolayısıyla şimdiden bütün gelecek yılımızın herkese iyilikler, ülkemize huzur, çalışan insanlarımıza daha güzel günler getirmesini diliyorum. Temel bölgemizin ateşli bir bölge olarak barışı özlediği bir dönemi yaşıyoruz. Onun için de üslubun, söylemin 2018'in başından itibaren biraz yumuşak, yani siyasette Almanca serttir, Fransızca yumuşaktır. Yumuşak bir siyaset görüşmeleri olması gerekir. Tabii Filistin olayı, Filistin davası, Filistin'in dünyada insanlığın sürecinde, insan toplumlarının sürecinde çok önemli olduğu ve dinlerin buradan çıkması ile, yani daha doğrusu binlerce yıl önceki insanların bir anayasası, bir yasalar manzumesi olan dini anlayışların, peygamberlerin bu bölgeden çıkması bakımından önemsendi. Fakat daha sonra Birinci Dünya Harbi sonrası ve İkinci Dünya Harbi'ne giden süreçte Filistin davası çok öne çıktı. Çünkü yerleşik insanlar, Filistinliler yerleştikleri bölgede emperyalizmin, o zaman İngiliz emperyalizminin egemenliği altında bir parçalanmaya uğradılar. Bu parçalanmada da büyük savaşlar oldu. Filistin'in kendi içinde gerek emperyal devletler tarafından yapılan yönlendirmelerle, bu savaşların en büyüğü Filistin yerleşikliğini küçük küçük yapan Yahudilerle, Filistin yerleşikliğini gene küçük küçük yapan Filistinli yerel gruplar arasında oldu. Ki bu gruplar bu büyük savaşta Filistin tutundu, Ben Gurion olsun, Golda Meir de vardı tabii. Onlar tutunarak yerleşik bölgelerinde kibuslar yoluyla bir devletleşmeye doğru giderken Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi onları korudu ve onların devletleşmesi doğrultusunda adımlar attı ve devletleştirdi. Devleti kabul ettirmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler'de bugün hala sınırları, tarihsel konumu, neyi temsil ettiği tartışmasını 124, son oylama galiba 124, üyenin kabul etmediği, 128, 128 kabul, üyenin kabul etmediği bir Filistin devleti var. Evet. Ama buna karşı da, buna karşı da mücadele veren ve çok büyük bir mücadele sonunda 30 kişi kaldılar. Yaser Arafat, ki anısı yaşasın. Rahmetle, saygıyla anıyoruz. Gerçekten çok değerli. Ve Ebu Cihet. Ebu Ammar, Ebu Cihet ikilidir onlar. Arap dünyasının son devrimcisi diyebiliriz herhalde Yasser Arafat için. Çok tabii son, yok canım, iyi devrimciler vardır galiba. Öyle mi? Ya, daha sonrası yani, var mı peki? Yani şey yapmayalım. Hani, ismi öne çıkmış. Tabii. Onlar Filistin aslında davasının öncüleriydi. Tabii özelliği, Ebu Cihet'in özelliği, El Fetih teşkilatlanmasıyla bunlar çok büyük bir 30 kişi kaldılar. Yani 30 kişi eğer tutulmasaydılar bugün bir Filistin davası yoktu ve tamamen bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğinde, kontrol altına girecekti. İsrail Devleti'nin elinde olacaktı. Ama onlar tutundular. O tutunma savaşının denk gelmesi ve büyümesi bizim gençlik dönemimize de rastladı. Dolayısıyla Filistin davası, biz burada ülkemiz içinde milli bağımsızlığımızı, Mustafa Kemal'in kurduğu bağımsız bir devleti savunurken ülkemizdeki yabancı musallatlığına, Amerika Birleşik Devletleri politikalarına karşı çıkışımızla Filistin davası örtüşünce bizim arkadaşlar da tabii soluğu orada aldınız. Tabii, temel evet, nokta. Deney, şimdi ben deney, onu soracağım evet, biraz. Tabii, izin verirsiniz tabii. Atilla abi. Yani gerçekten şimdi şunu biliyorum. Yani devrimci yaptığını, ettiğini övünerek anlatan ya da işte böbürlenerek işte biz falan demez. Yani onun ben farkındayım ama
yani toplum açısından tarihi notları vermekte fayda olduğunu düşünenlerdenim. Nasıl yola çıktınız? Nasıl karar verdiniz? Nasıl o bölgeye ulaştınız? Bir öyle bize güzergahları da anlatarak isterseniz gidelim. Sonra yani şöyle, kamp noktalarından da sorularım tabii olacak. Tabii şimdi biz bizim öğrenci hareketimiz yükselip, öğrenci hareketimizde bir büyük bir teşkilatlanma düzeyine ulaşınca Filistin davasına gidiş gelişler gündeme geldi. Ve dolayısıyla Filistin teşkilatları da bizim öğrenci hareketimize ve bizdeki yükselen devrimci harekete duyarsız kalmadı. Bu ilişkiler içinde yaşandı. Bu ilişkilerin henüz birçok boyutu anılarda yer alıyor. Ki biliyorsunuz en büyük kaybı Bora Gözen arkadaşımız, Bora arkadaşımızı evet. kaybettik 9 arkadaşıyla. Ama Ebu Cihet, Filistin bildiğim kadarıyla Ebu Cihet Filistin'e gelen Türk gençlerini korudu yani. Böyle onları savaşın çok sıcak yerlerine pek göndermedi. Onlara yalnız şeye karşı, emperyalizme karşı nasıl mücadele edilir? Bunun eğitimlerini, tabii ki silahlı eğitimleri verdi. Biz de o zaman gençlik hareketlerimizdeki bakışımız şuydu. Türkiye'nin tam bağımsızlığı olabilmesi için, Türkiye'nin yeniden milli bağımsızlığın öncülüğünü yapmış bir devletin yeniden şahlanması için o 45 yıllık bir süreçte ki Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine bağımlılıktan, emperyal merkezlere bağımlılıktan kurtulması gerekiyordu. Biz anti-emperyalizmi böyle görüyorduk. Ama bunu kurtarırken bizim hiçbir şekilde bir başka devletin sırtımızı bir başka devlete verip öyle bir mücadele verelim anlayışı kesinlikle yoktu. Ki bizim arkadaşlarımızın tarihi bunu gösteriyor. Gösteriyor. En zor dönemde bile arkadaşlarımızın hiçbir zorluk karşısında da ülkesini terk etmedi. Ama orada örtüşme oldu. Neyin örtüşmesi oldu? Emperyalizme karşı birlikteliğin örtüşmesi oldu. 1970 tarihlerini söylüyoruz. Yani tarihsel olaylara ben şöyle bakarım. Tarihsel olayları işte ilkokul, ortaokul, liselerde öğrendiğimiz gibi işte 1919 Samsun'a çıktık. 74 Küçük Kaynarca Anlaşması, 1639 efendim 1826 Vakai Şerriye, 1876 değil mi? Tanzimat Fermanı, 1908 yani sırf tarihleri anlatarak. Yahut padişah efendimizin işte saatle geçimini sağladı ki bir padişahımız öyle biliyorsunuz günlük geçimini saatle sağlamıştır. Yahut Fatih Sultan Mehmet 3 yaşında Birgi'ye gitmiştir. 6 yaşına kadar Birgi'de 2-3 tane o çağın dillerini öğrenmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in boyu işte 1.75 civarındadır veya 1.50'dir. Yavuz Sultan Selim elinde bir büyük bir gürzle sefere çıkmış, gürzün ağırlığı 160 kilodur. Şimdi bu tür öykülerle de tarih anlatılabilir. Bu tarihçiliktir. Vakavünistlik diyoruz biz buna. Yani tarihin işte tarihsel günlerini, çağlarını veyahut da tarihteki şahsiyetlerin nasıl yaşadıklarını, zehirlenerek mi öldü, efendim eceliyle mi öldü, kardeşim mi öldü, babası mı, bunları merak edip bunların detaylarını aramak tarihçiliktir ama tarih bilinci değildir. Tarih bilinci farklı bir şeydir. Evet. Tarih bilinci tarihe bir perspektiften bakmaktır, bir dünya görüşüyle bakmaktır. Dolayısıyla Türkiye'de de yaşanan hemen hemen tarihe bakışla budur. Yani kimi insanlar tarihe, tarihi olayların maddi temellerin yansıması olduğu olarak bakar. Ben öyle bakarım. Ben Türkiye'deki iktisadi hayattan, iktisadi süreçten, insanların yaşama biçimlerinden, insanların çıkarlarına ayrı bir tarihe bakmıyorum. Tarihi öyle değerlendiriyorum, altyapısına bakıyorum. Söyleyene bakmaz bizim Anadolu insanı, değil mi? Söyletene. Söylenene bakmaz. Söyleyene bakar. Söyleyene. Yani söylenen ne olursa olsun bir söyleyen kim diye bakar. Bir de söyleyene bakmaz Anadolu insanı. Ne söyletti bu adamı diye bakar. Yani söyleten nedir? Biz tarihi ne söyletiyor bize diye baktığımızda, o bakışla baktığımızdan oradaki emperyal mücadelelerin içine biz anti-emperyalist olarak memleketimizdeki emperyalizmi kovmak ve yeniden milli bağımsızın öncüsü olan bir ülke olarak yeniden ülkemizi tam bağımsız, kendimizden başka kimsenin bizim işlerimize karışmadığı, memleketimizi kendimizin idare ettiği, insanlarımızın farklılıklarıyla beraber, çıkarlarının farklılıklarıyla beraber daha iyi, daha mutlu ya bize göre sosyalizme doğru giden, başka arkadaşlarımıza göre milliyetçiliğe doğru giden, diğerlerine göre Turancılığa doğru giden.
Ama biz bu düşüncede insanlardık. Bu düşüncede anti-emperyalist mücadeleye girdik. Yani Filistin'e giden arkadaşların hepsi bu fikre sahip. Bu fikre sahip. Karar bu merkez ya bu bakış açısına bu sahip bakış noktalardan gitti. Büyük ölçüde. Gitti. Yani onun dışında giden de vardı. Şimdi hak öyle demeyelim. Mi? Vardı tabii. Yani tabii, böyle sağ ekolden ya da tabii, tabii, değil tabii, mi? Tabii, ha o bak bakın bu notları da pek bilmiyoruz. Çünkü Filistin davasını takip eden hangi ekol varsa ki bugün de dikkat edin Filistin davasını çeşitli dünya görüşünde, nazariyede, fikriyatta insanlar takip doğru, ediyor. Doğru, çok çeşitli. Dolayısıyla onlar da gidiyorlar, geliyorlar. Ya mecliste Filistin'e. Alkış aldı mesela. Aynen, tabii, aynen. Tabii, tabii. Yani şeydeki devrimciler ya solcular ya şey gitti de Filistin'e işte anarşistler gitti. Çok de, keyifli gidiyor ama araya gitmek zorundayım. Dönüşte devam edeceğiz hem hocamın notlarıyla hem de sizin tabii. Bu tarihi tanıklıklarınızla. Estağfurullah, ne demek. İzin verirseniz bir araya gidelim. O arada da arkadaşlarımız çaylarımızı da tazelesin. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından Büyüteç'te uzun süredir görmediğimiz bir keyifli sohbet gündemindeyiz. Bizatihi yaşanmışlıklar üzerinden bölgeyi ve dünyayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Büyüteç'e devam ediyoruz. Tweetlerde zihnimiz açılıyor, yorumlarınız var. Teşekkür ediyoruz her iki konuğumuza. Selamlarını iletiyor yurttaşlarımız. Bunu ileterek devam edelim. Atilla Sarp'tan bölgeye nasıl o süreçte intikal edildi? Kudüs neden bir bölgesel anlamda önemli denklem? Onun izleri ve Türkiye'deki Kudüs'e tarihsel anlamda nasıl baktı? Yani sağ sol demeden herhangi bir görüşün altı özellikle çizilmeden Türkiye'nin Kudüs davasına ya da Türk milletinin Kudüs davasına bakış açısını özetlemiş oldular. Yine yerine doğru gidelim değerli hocam, gidelim. Lale hocamla dilerseniz. Nerede kalmıştık? Kaldığımız yerde devam edelim. Devam edelim. Ha, evet, şimdi, son fotoğrafımız buydu. Şimdi bundan sonraki bölümlerin... Bu bir minyatür mü genel evet, mi hocam? Evet, minyatür bu. Bizim bu minyatür gibi midir? Yani gibi. Şey olarak. Gibi eski Kudüs. Eski tamamen. Kudüs'ü. Bu bir Yahudi müzesi. Kudüs'ün önemli müzelerinden biri. Onun bahçesinde eski Kudüs'ü temsil eden bir minyatür diyelim. Şimdi artık bu fotoğrafla birlikte bu Yahudiler, Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki gerginlik, işte Mescid-i Aksa'yı, Harem-ül Şerif'i paylaşamama olayları var ya, onun çıkış noktasıyla başlayalım. Nereden buyurun çıkıyor, neden oldu? Hemen başlayalım hocam. Şimdi şurada gördüğünüz, ha tamam aferin Gizem sana ha. Bu Süleyman Tapınağı, Hazreti Süleyman'ın tapınağı. Şimdi tabii Musevilik'te ya da Yahudilik'te Solomon olarak geçiyor. Ve yine inanışa göre, onların inanışlarına göre kral peygamber dönemlerinden bir tanesindeki kişi. Biz Hazreti Süleyman diyerek biz Müslümanlar peygamber olarak inanıyoruz, kabul ediyoruz. Doğru. Onlar için kral peygamber yani kral Solomon. Bir de biliyorsunuz filmleri de var, Saba Kraliçesi beraberinde. Şimdi bunun tarihi bir sonraki fotoğraflarda da göreceğiz belki ama bir dakika Gizemciğim. Bir öncekine girelim. Şöyle diyelim, Kudüs'ün milattan önceki tarihlerine geri döndüğümüzde ilk etapta Davut, Hazreti Davut ya da yine onların ifadesiyle David tarafından alındığı, savaşla alındığı ifade ediliyor. David, Hazreti Davut burayı aldıktan sonra Allah adına bir mabet yapmak istiyor. Fakat inanışa göre de Allah'tan bir vahiy geliyor. Hayır, çok kan döktün, çok kan döküldü. Sen bu mabedi artık buraya yapma tarzında. İnanış böyle. Mabedin yapılışı Davut'un soyundan gelen Süleyman'a nasip oluyor. Süleyman yapıyor Allah adına bu mabedi. Bizim için Hazreti Süleyman'ın tapınağı, Musevilik için Kral Süleyman'ın, Kral Solomon'un sarayı. Tabii ki bu bir tasvir. O dönemin Kudüs'ü ve mabedin özellikleri. Şimdi devam edelim.
Şimdi bu müzenin olduğu yerle beraber meşhur Zeytin Dağı'na geçelim. Burada Zeytin Dağı'ndaki zeytin ağaçlarından birini görüyoruz. Bu zeytin ağaçlarının en az 2000 yıllık olduğu ifade ediliyor. Bu dönem altın mı kıymetli, zeytin mi kıymetli tartışmasına evet. işte yanıt diyorsunuz. Evet, 2000 tarihi yıllık. Bir zeytin ağacı yani ve bu zeytin inanılmaz. Ağaçlarından tabii hala böyle... yemyeşil belli ki meyve vermeye evet. devam Çünkü ediyor. Çünkü kutsal onlar kutsal için. Çok evet. kutsal, çok gözleri gibi bakıyorlar. Devam edelim. Tamam. Şimdi Zeytin Dağı'ndan Kudüs'ün bugünkü görüntüsü. Sağda görülen altın kubbeli görülen basında Mescid-i Aksa diye adlandırılan ama aslında Kubbetüs Sahra olan bina. Hemen arka tarafında ağaçlar var. Daha da onun arka tarafında küçük minaresi olmayan bir bina var. Mescid-i Aksa orası. Zaten mescit biliyorsunuz küçük cami. Mescit Arapça bir kelime ama Türkçeyi küçük cami olarak döndürebiliriz. Aksa'da yanılmıyorsam uzak demek. Uzaktaki küçük cami. Bu mekanın tamamı Harem-ül Şerif. Ve günümüzde bu mekan Süleyman'ın mabedinin yıkıldığı yere yapıldığı için problem. Hmm. Öyle düşünülüyor, öyle inanılıyor. Öyle değerlendiriliyor. Öyle değerlendiriliyor. Etrafında da surlar var gördüğünüz gibi bu alanın, Harem-ül Şerif'in ve kıymetli bölgelerin olduğu yerin. Bu surlarında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Harem-ül Şerif'i koruma altına almak üzere yapıldığı biliniyor. Şimdi hemen ön tarafta Yahudi mezarlığı var. Hı hı. Burası bir vadi, aynı zamanda Kidron Vadisi denilmiş buna. Şimdi bu Yahudi mezarlığının da bir özelliği var. Dünyanın en büyük Yahudi mezarlığı. Öyle mi? En büyük Yahudi mezarlığı. Üzerinde taşlar var gördüğünüz gibi. Bu taşları oradaki halk, Yahudiler, Müslümanlar kendilerine göre herkes değerlendiriyor. Hani sözel mitolojik bilgilerden bahsedecek olursak inançlar düzeyinde. Kimi gelen ziyaretçilerin ben geldim manasında bıraktığı taş diyor. Mesela bazısında bir tane taş var, bir tane ziyaretçisi gelmiş. Hmm. Bazısında 20 tane var, 20 tane ziyaretçi gelmiş tarzında. Bazıları da hayır öyle değil. Bu taşların bırakılma sebebi işte ahiret gününde yeniden diriliş sırasında bu taşlarla Süleyman Mabedi'ni yıkanları kovalayacaklarına inandıkları nedenli bu taşların bırakıldığı tarzında. Şimdi bir başka inanış ise... Konserve kutularını bir an gözüm çarptı. Evet, o da işin işte çevre boyutu, çevre kirlilik boyutu kirlilik diyelim. Boyutu mu yani? Şaşırdım yani aslında genelde hani bizde görülür ama o tip. Orada da var, ara var ara mı? Var. Var mı peki? Şimdi bu mezarlık Yahudiler için çok kıymetli. Dünya üstündeki Yahudilerin vefatlarında buraya gömülmek istedikleri. Ve hatta ömürlerinin son dönemlerini bu yüzden Kudüs'te geçirmeyi tercih ettikleri de ifade ediliyor. Sebebi ahiret gününün burada başlayacağı, kıyamet gününün, ahiret gününün burada başlayacağı, Hazreti Musa'nın kendilerini buradan alıp cennete götüreceği ve Sırat Köprüsü'nün de yine bu tepeyle Harem-ül Şerif, Mescid-i Aksa arasında kurulacağına inanıyorlar. O yüzden ilk yeniden dirilenlerden olmak adına burada gömülmeyi isteyen ve buna inananlar var. Dolayısıyla buradaki mezarlar çok pahalı. Hmm. Yerine göre kıymetle biçilmiş. 600 bin dolar en düşük fiyat bize söylenen. En yüksek fiyat 2 milyon dolar
civarında. Bu mezarlardan kendilerine kabir yaptırmak istiyor. Bizden de farklı bir nokta. Yani az önce Hristiyanlığı anlattık. Şimdi Yahudilik merkezinden bölgenin önemini anlatıyorsunuz. Evet. Yani gerçi bizdeki inanış farklı, taş taş üstünde kalmayacak hani dünyada, evet, yani bizdeki. Bu yeniden diriliş. Ama o zaman da açısından bu taşları kalacağına inanıyorlar. İşte kovalayacaklar. Süleyman. Azıcık mikrofonunuzu yukarı almanızı rica edeceğim arkadaşlarım. Süleyman'ın tırnağıyla lütfen. Süleyman'ın kralını mabedini, evet, yıkanları kovalamak için. Ona çünkü hınç besliyorlar onlara. Devam edelim. Peki, devam çok güzel. Edelim. Sıradaki fotoğrafımız arkadaşlar. Evet, şimdi Zeytin Dağı'nda olan bir kiliseye giriyoruz yine. Zeytin Dağı çünkü çok fazla tarihsel geçmişi olan bir bölge, kutsal bir bölge. Zaten Hazreti İsa'nın da burada ağlayarak aşağıya Kidron Vadisi'ne doğru baktığı da inancı da söz konusu. Burası da Meryem Kilisesi ya da Meryem Ana Kilisesi diye geçiyor. Meryem Ana'nın vefatı itibariyle yine bu kilisenin şu an altında bulunan bir mağara ya da kovukta defnedildiği, orada bulunduğuna inanıyor buradaki Hristiyanların ziyaret etme sebeplerinden bir tanesi. Kilisenin içi, yine kilisede duvar süslemeleri ve gelen Hristiyanlar. Devam edelim. Devam edelim. Hazreti İsa Meryem'in kucağında. Devam edelim. Devam edelim, evet. Şimdi bu resimde Meryem'in vefatının tasvirini görüyoruz. Vefatı tasvir edilmiş durumda. Devam edelim. Bu tarz resimler var kilisenin içinde. Şimdi artık Meryem Kilisesi'nden çıktık. Yahudiliğin kutsal alanlarından biri olan Ağlama Duvarı'na geldik. Geçelim mi? Kritik yer. Buyurun devam geçelim edelim. Geçelim mi? Aramı vereyim diye düşündüm. Yok, tamamlayalım hocam bu bölümde. Peki. Şimdi burada istersen bir sonrakine de geçebiliriz. Tamam, geçelim Gizem. Tabii. Evet. Şimdi bakınız. Bizim dünyanın en çok gözünü çevirdiği noktalardan biri burası. Şimdi çünkü Ağlama Duvarı olarak belirtilen Yahudilerin ve özellikle Hasidik Yahudilerinin çok kutsal gördükleri bir mekan. Şimdi burada Hasidik Yahudilerini çok rahat algılayabiliyorsunuz kıyafetlerinden dolayı. Erkekler bakın başlarında bir fötr şapka var. Bir kere kıyafetleri baştan aşağı siyah. Erkeklerin başlarında bir matem var. Evet. Matem. Ceketi, pardüsesi, şapkası da bir disiplin. Disiplin. Bir önemseme. Kesinlikle öyle. Onu bu önemseme Allah'a yönelik. Allah'a yönelik bir önemseme. Şapka Allah'a yönelik saygı. Saygı. Kıyafet yine Allah'a yönelik saygı. Mutlaka sakal var ama mutlaka. Ve devam edelim istersen Gizem, bir yerlerde görebilecek miyiz? Hızlıcası. Sakalların kenarında zülfleri var. Devam saçlarından edelim Gizem. Evet. Yani burada tamam kalın. Burada kalsın. Belki bazılarında biraz daha görülebiliyor. Zülfleri var. Bu zülflere payot diyorlar. Payot. Payot. Onun manası bu da şuna inanıyorlar. Ahiret gününde Hazreti Musa bu zülflerden tutup onları cennete götürecek. Buna inanılıyor. Buna inanıyorlar. Bakın bir de ceketlerinin uçlarından sarkan iplik gibi diyeyim, ip gibi, sicim gibi beyaz bir şeyler var. Bir tanesinde gözüküyor. Bunun adı zipsip. Zipsip diyorlar. Bu zipsip de sanki bizim tesbih gibi. Onunla parmaklarına dolayarak dua ediyorlar. Dua ediyorlar. Kendilerine yönelik, evet, duaları yapıyorlar. Ve yürüyüşlerinde asla sağa sola bakmak yok. Asla bakmak yok. Genelde yere bakarak yürüyorlar Hasidik Yahudileri. Kadınları, Hasidik Yahudi kadınları dini inançları adına çok katılar. Çok katılar. Ve hatta bazıları çarşaf giyiyor.
özellikle evli Hasidik Yahudi kadınları eşleri tarafından bile saçlarının görülmesi istenmediğinden saçlarını kazıtıyorlarmış. Çünkü o şekilde görmedik biz. Ve üzerine evlilik ritüelinde bir peruk takıyorlar. Bazıları bu kadar katı olmayan bazıları da adeta bir mürebbiye kıyafetine bürünüyorlar. Evet. Mutlaka çoraplar var uzun, mutlaka etek uzun, mutlaka baş kapalı, işte ayakkabılar ona göre. Burası ağlama duvarına girilen ve çıkılan yer. Bizdeki gibi hani camilerde bizde de kadınların bölümü, erkeklerin bölümü vardır. Orada da kadınlar bölümü, erkekler bölümü var. Şu an erkekler bölümü görülüyor ve buraya Müslüman... Kadınların tarafı daha hassas olduğu için siz sağ tarafta kaldı. Bir tanesinde olabilir. Uygun bulmadınız belki. Genel çektiğimde vardı yanılmıyorsam. Müslümanların girmesi de onlar için, yani bakın sağ taraf, şekil, evet. Onlar için uygun olmadığından dolayı girip de işte onların o duvar başındaki dualarını çok yakından fotoğraflayamadım. Girebilmek için Yahudi dinine geçmek gerekiyor. Lazım. Devam edelim, çok güzel. Evet. Devam edelim sıradaki. Bitti mi bu? Galiba bitirdik. Yani. Şimdi bu bizim camiye benziyor hocam. Ağlama duvarı. Şimdi Gizemciğim, burada sıralamada bir yanlışlık var galiba. Bundan sonra Mescid-i Aksa'ya geçiyor olacağız öyle artık. İsterseniz ben sözü size peki bırakayım Cami Bey. Artık Müslümanlık için önemli olan bölümünü geçiş yapacağız. Ama sıralamada bir aksaklık var. Tamam, onu da bir göz atsın arkadaşlarımız. Düzeltiriz. Kudüs merkezli başlayacağız. Evet, Mescid-i Aksa merkezli başlayacağız. Devrimcilerin yoluna çıkış yapalım isterseniz Sayın Sarp. Nasıl gidiyorsunuz? Tren yolculuğu galiba bu işin unsurlarında var. Kamplara nasıl ulaştınız o dönem? Giden arkadaşların anlattıklarını, öyküleri biliyorsunuz tabii. Tabii orada çeşitli biçimlerde, çünkü orada Filistin'de çeşitli örgütler var o dönemde. Evet. Filistin Halk Kurtuluş Örgütü var ki Havatme başkanı. Filistin Halk Kurtuluş Örgütü biraz sosyalizm yanlısı bir örgüt. El Fetih var ki bizim öğrenci hareketimiz, benim genel başkanımla biz daha çok El Fetih ile paralel düşünüyorduk diyelim, emperyalizme karşı mücadeleyi. Çünkü El Fetih biraz daha böyle milli nitelikte ve biraz daha içinde çeşitli kanatların olduğu bir örgütlenmeydi. Bir de o dönemki Arap ülkelerinin, o dönemki devletlerin de arka bahçesi gibi örgütler vardı. Mesela Kaddafi'nin Es-Saikası vardı. Muammer Kaddafi bizim harp okulundan mezundur. Yani harp okulundan mezun olup Libya'ya gitmiştir. Yani o dönemde kendisiyle beraber askerlik yaptığı için asker arkadaşlarıdır falan gibi. Dolayısıyla oradaki Filistin örgütleri düşüncelerine göre de bizden yansımasını buldu. Bizdeki ayrılıklar ise, o dönemdeki ayrılıklar ise dünyadaki emperyalizm, o ayrı bir kanaatı. Emperyalizmle beraber hareket edenler, mutasavvıflar, konservatifler, bunlar ayrı. Fakat bizim ekolümüz ilerici, aydın, sosyalist ekol olduğu için dünyanın o günkü koşullarında dünyada ne kadar sosyalizm varsa veya sosyalizm ayrılıkları varsa bizde de o kadar yansıması mutlaka. Bugün de görüyoruz yani. Aynen yani. Değişen bir şey yok. Yani bir teoriyi okuyordu fakat kendine göre yorumladığı için o teoriyi ne bileyim Küba devrimi gibi yorumluyordu. Guevara gibi, Castro gibi yorumluyordu. Yahut devrimi okuyordu, devrimci kitapları okuyordu, sosyalizmi okuyordu ama Lenin gibi düşünüyordu. Troçki gibi düşünüyordu. Emperyalizme tabii, bakış açısı da değişiyordu. Değişiyor, yani, tabii yani. Küba efendim, yapınca şey, emperyalist. Daha sonra biliyorsunuz 39 Çankayşek yani milliyetçi ve komünist ittifakıyla Japon emperyalizmine karşı mücadeleden sonra Mao iktidara gelince bu sefer Mao düşüncesi etkin gibi etkin oldu. Onu düşünen arkadaşlarımız oldu yani o doğrultuda. Ve aynı şekilde Arnavutluk'ta Enver Hoca, farklı bir Enver Hoca, Bektaşiler ağırlıklı bir duruş olduğu için. O bir Yugoslavya'da da Tito,
vardı ve Tito gibi düşünenler de vardı bizde. Yani tam bağımsızlık, aynı zamanda bir ayrı bir ittifak gibi düşünen vardı. Ama sizin bunların tespitiniz hepsi, sadece bunların sosyalist şimdi inan, şöyle, ya da devrimci değil, oraya gidenler arasında Türkiye'de her görüşten gençlerimiz olduğu. Bizim gençliğimizin bu etkileşim, ben tabii bizim sosyalizm, devrimcilik yönünde olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bizim içimizde de bu ayrılıklar yansıdı ve herkes de inandığı yolda yürüdü. Yani burada bir arka bahçe niteliğinde düşünüldüğü zaman bugün çok net olarak bir arka bahçe gibi gelişiyor fikriyatlar. Doğru. Ama bizim bahsettiğimiz tarih bundan 40 yıl önce, 1970'li yıllar. Yani hani esasen belki mesela bir Hoşimi, mesela bir Hoşimi tarzı Mustafa Kemal'in devamı gibi. Mustafa Kemal'in devamı gibi bir Hoşimi tarzı vardı. Mustafa Kemal'in gibi, aynısı gibi bir Sun Yat-sen. Gibi tarzı Sun Yat-sen tarzı vardı. Veyahut da Mustafa Kemal gibi bir Halil Burga duruşu vardı. Halil Burgiba duruşu vardı. Castro yine Mustafa Kemal'i çok saygın bir şekilde izleyen bir duruş vardı. Dolayısıyla Filistin'e gidişlerde de bu yansıdı. Yani Filistin'e giden arkadaşlar da kendilerine göre paralel. Çünkü orada da aynı ayrım var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Olduğu gibi orada da gözüküyor. Yani henüz daha yolu belli olmamış. Dünyanın o günkü kamplaşmasında, üç kamplaşma diyorsak, tavrını tam belli etmemiş, ittifaklardan birinin tam merkezinde, içinde mesela Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleriyle beraber bir yer tutuş, yahut da Sovyetler Birliği ve Çin ile beraber bir yer tutuş dışında kalmış, Yugoslavya gibi, Cezayir gibi birçok ülkede de bu tür şeyler vardı. Bakış açıları söz konusuydu. O dönem öyle bir dönemdi. Evet. Şimdi bugün az önce dediniz ya, tarihi okumak konusunda yaşanılan sıkıntılardan bahsettiniz. Şimdi bugün emperyalizm ya da NATO merkezli bakış açılarda da aynı sıkıntıyı galiba gözlemliyoruz. Şimdi şöyle, yani NATO'nun bugün üstlendiği rol ve misyon çerçevesinde bunu nasıl okumak lazım? Şimdi olsun? Şöyle, NATO, tabii ki NATO dediğimiz zaman gerçekten yani ben keşke bir tane asker olsaydı içimizde, değil mi? Yani çünkü NATO'nun bir kanadı, önemli bir kanadı ve giderek de önemsenen kanadı askeri kanattır. Halbuki doğru, NATO bir askeri kanat olarak salt çıkmadı ortaya. NATO, Birinci Dünya Harbi sonucunda sosyalizmi temsil eden Sovyetler Birliği orduları Avrupa'da Hitler'e karşı, faşizme karşı işgaller yapınca, müttefik orduları da birlikte hareket ettikleri için onlar da kendi etkin alanlarını yaptılar ve savaş bitti. Biz buna paylaşım savaşı diyoruz, bizim tezimiz. Yani dünyayı kapitalist ülkelerin, büyüyen kapitalizmin paylaşımı savaşıydı diyoruz. İkinci Dünya Harbi'ni, Birinci Dünya Harbi'ni öyle diyoruz. Paylaşım savaşı bitince tabii barış dönemi başladı. Barış dönemi başlayınca bu sefer paylaşımın barış içinde nasıl yapılacağı gündeme gelince, Amerika Birleşik Devletleri hem Birinci Dünya Harbi'nde bir rol oynadı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin kademeli yükselişine bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri kuruluş 15. yüzyıl. Devlet oluşu 18. yüzyıl, 19. yüzyıl. Dünya İmparatorluğu'na göz dikmesi 20. yılın başında Birinci Dünya Harbi, 20. yılın ortasında da Amerika Birleşik Devletleri dünyanın, iki kutuplu dünyanın bir tarafı bütünüyle. Günümüzde ise ki 2000'li yıllardan itibaren 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri dünyada büyük bir devlet ama çökmekte olan bir imparatorluk. Şimdi böyle bir bakmak lazım. Çökmesinin başlangıcı ne? Çökmesinin başlangıcı Vietnam Savaşı. Yani 20. yüzyılın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri büyük bir savaştan yenilgi aldı Vietnam'da. Oradaki yenilgi de, biz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşıydık emperyalizme Vietnam Savaşı'nda. İkiye ayrılmıştı Vietnam. Kuzey Vietnam, Güney, biz Kuzey Vietnam'ı destekliyorduk. Gerillaları destekliyorduk. Bizim bağımsızlık mücadelemizin Mustafa Kemal'in Ho Chi Minh'de simgeleştiğini düşünüyorduk. Karşı tarafta diyordu ki Güney Vietnam kuvvetleri o günkü konsepte göre bu ortamda çıktı Amerika. NATO'yu bu ortamda getirdi. NATO, Kuzey Atlantik Anlaşması diyelim örgütü, yani bir şeydir, savaş örgütü olarak kurulmaktan çok 13 maddesi var bilebildiğim kadarıyla. 12 maddesinin bir takım maddeleri üye ülkelerin ekonomik gelişme ve ekonomik ilişkileridir büyük çapta.
Ve Amerika ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Ben bunun patronluğunu yapacağım. Sizi büyük bir şemsiye altına alacağım. Kime karşı? Özgürlüğün gelişmesine, barışın kurulmasına karşı büyük bir şemsiye kuracağım diye NATO'yu kurdu. Ve Kuzey Atlantik İttifakı, yani Atlantik ülkelerini, kuzeydeki Atlantik ülkelerini bu ittifakın içine aldı ve tahmin ediyorum 13'tür şeyi ve bu rakamlara pek rakamoloji, yani numerolojik değilim ben, yani nomolojik de değilim, yani isim bilim de. Yani isim bilime de pek dünyaya bakmam. Şimdi tartışma biraz şuradan bakılıyor. Ha. Şimdi NATO'nun bir düşman cephesi olarak Türkiye'ye tavırları herkes konuşuyor. Yani işte son yaşadığımız olay bir sanal tatbikat sırasında işte Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı bir hedefleme sistemi üzerinden yeniden tartışıyoruz. Yani esasen sanıyorum bir Kıbrıs döneminde olmuş Türkiye'nin NATO ve merkezlerini bu kadar tartıştığı bir dönem. Bir de şimdi bütün toplum kesimlerini az önce dediniz ya her görüşten emperyalizme inananlar Filistin'e yolculuk yaptı ya da içeride mücadele etti. Şimdi NATO merkezinde de öyle bir kavramla karşı karşıyayız. Dirençler var her iki tarafta da farklı görüşler. Çıkıp çıkmama meselesi. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle ben demin de dediğim gibi ben yani tarihlere değil altyapısına bakıyorum. NATO'dan çıkarsak karar mekanizmalarında yer alamayız diyen var. Efendim, ama şöyle. Kalmayı sürdürürsek onun Gladio operasyonlarına maruz kalmaya şimdi da efendim, devam ederiz. Şöyle, eğer tarihsel bir perspektife koymazsak tahmin ediyorum bugün gene bir yanılgılar içine düşülebiliriz. Peki. Şöyle tarihsel perspektifi şu. NATO'ya biz şu veya bu nedenle üye olduk. NATO bir tek NATO olarak gelmedi. NATO aynı zamanda TUSLOK olarak geldi. TUSLOK NATO'nun lojistik desteğiydi. AID olarak geldi. AID Amerikan Yardım Teşkilatı'ydı. Yardım olarak geldi. Ve üsler ve tesisler arkadan geldi. Amerikan üsleri. Amerikan üsleri de NATO'nun ileri karakolu olarak Orta Doğu'ya doğru Türkiye'yi katma olarak geldi. Bizim NATO'ya girişimiz 1952 yılıdır. Başvuru tarihimiz ve düşünmemiz 49'lu yıllardır. Ama 52 yılında biz NATO'ya, önce NATO'ya bizi almak istemediler. Çünkü problemi bir savaşa katılmamışız, tarafsız kalmışız. NATO'da yani 2. Dünya Savaşı nedeniyle büyük bir zayiat bizde yok. 2. NATO, Dünya Savaşı tabii, ünlü aslında NATO. Tabii 2. Yani Dünya Savaşı'nda Batı ülkelerinde büyük tahribat var. Keşke yani benim pek alanım değil askeri alan. Bunları ama, değerlendiririz. Tabii değerlendirmemiz lazım. Önemli, şimdi askeri sorular. Anlamda konuyor NATO. Şimdi değil. İlk kuruluşunda yıkılmış bir Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın patronluğunu üzerine almak üzere yıkılmış devletlere yardım diye geliyor. Ve bu kurumlarıyla beraber geliyor. Evet. Fakat bu kurumlarla beraber Avrupa devletleri, 11 Avrupa devletiyle ittifak kuruyor ama kendisi tek seçici. Biz de başvuruyoruz Yunanistan'la beraber biz 2 yıl sonra Kore Savaşı'ndan sonra alınıyoruz. Şimdi Kore Savaşı'ndan sonra Türkiye'de alınıyor NATO'ya ve arkadan şey geliyor. Bütün diğer kurumları arka arkaya geliyor. Bizim ülkemizde sosyalizm, devrimcilik, tam bağımsızlık var temelimizde. Yani biz böyle gökten hüdayi nabit bir ülke değiliz. Biz İngiliz emperyalizmi gibi dünyanın zamanında bir numaralı imparatorluğunu, yani Amerika'dan, Amerika öncesi en büyük imparatorluğu yıkarak onun içimize soktuğu Yunan işgal kuvvetlerini yenerek bir bağımsızlık kurmuşuz. Neyin üzerinde? Osmanlı bakiyesi üzerinde. Kaybettiğimiz topraklarda. 1,5 milyon bu Anadolu evladını kaybetmişiz. Biz çekilebildiğimiz yere kadar çekilmişiz. En sonunda tamamen çekilin diye bizim varlığımıza yok etme saldırısına karşı da biz bir milli mücadele vererek Gazi Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde bütün kuvvetleri seferber edip tam bağımsızlığımızı kurmuşuz. Bizim böyle bir tarihsel geleneğimiz var. Kurmakla kalmamışız. İç işlerimize kimseyi karıştırmamışız. Yavaş yavaş da olsa. Bir dış politika izlemişiz. Bu dış politikada ittifaklar kurmuşuz. Bölge ittifakları. Merkez ülke olmuşuz. Sovyetler Birliği ile aramızda saldırmazlık paktı imzalayıp iç işlerimize karışmamayı temel politika yapmışız. Ve oradan da NATO sürecine gelmişiz şimdi. Şimdi dolayısıyla NATO'ya gelince bu kuvvetleri unutmak mümkün mü? Dolayısıyla buna bir karşı çıkma başlamış. Karşı çıkma ne kadar sürmüş? NATO'nun giriş tarihimiz 52. Bugün tartıştığımız tarih 2017. Biz hala NATO'nun üyesiyiz.
1952'den buraya geçen zaman ne kadar ediyor? Değil mi? Yani 60 yılı geçkin. 65 yıldır biz NATO üyesiyiz. 65 yıl önce NATO'ya üye olduğumuzda adam başı milli gelirimiz 5 dolar. Pardon, adam başı borcumuz, dış borcumuz 5 dolar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dış borcu 5 dolar. Kişi başına, nüfusuna göre. Bugün kişi borcu başına borcumuz 5000 dolar. Ve o günkü karşılığı yani biz şimdi NATO'ya yani girmişiz ama 5 şey dolar yani. Borcu 5000 dolar yapmışız. NATO'nun üyesi olduğumuz dönemde 1000 katı borçlu bir ülke olmuşuz. Buradan NATO, pay biçin diyorsunuz. Açalım NATO'nun şeyi. NATO 2. Dünya Harbi'ndeki bütün kötü gıdalarını, şey gıdalarını, stoklardaki gıdalarını, elde kalan silahlarını, demode silahlarını, artık şeyi geçmiş, zamanı geçmiş silahlarını bize AID yoluyla yahut TUSLOK yoluyla bize devamlı satmış ve bizim borçhanemize para almamış ama sürekli borçhanemize yardım diye yazmış. Ve biz yardım adı altında ülkemizdeki ne yapmışız? Makine kimya endüstrisini, yani ülkenin şöyle bir çimendifer yapabilme kabiliyetinde, uçak yapabilme kabiliyetinde yürüyen bir makine kimya endüstrisini biz gaz ocağı imalatına döndürmüşüz. Tablo çok açık. Devrim, ha şimdi şunu anlatmak istiyorum özetle. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun gelmesine biz karşı çıktık. Keşke biz eylemleri yaptık, anlatacağız, konuşuruz zaman varsa hangi eylemleri artık yaptığımızda. Artık sonlara doğru gidiyorum. Sonlara doğru evet yapar anlatırız ama keşke biz karşı çıktığımızda karşı bu işi savunanlar. Evet maalesef. Şimdi kalksalar da deseler ya tamam biz şimdi yanlış yaptık. Şimdi pişmanlıklarını ifade ediyorlar ya, da öyle bir nesille yetiştirdiler. Hayır siyasette pişmanlık yani, olmaz. Hani yani, siyaset pişmanlık yeri değildir. Siyaset çözüm yeri. Çözüm yeri. Dolayısıyla doğru. Kalkıp ÖTA kritiğini yapacaksın. Diyeceksin doğru. Ki biz NATO'yu savunduk. Ve NATO'yu savunurken NATO'ya karşı çıkanları da düşman, vatan haini görüyorduk. Konsepti nedeniyle, NATO'nun ilk konsepti nedeniyle bu tavrı aldık. Bir özür dileyecekler. Şimdi efendim, belki de hemen, zamana şey yapayım. Ben bir yürüyüş yaptım en son. Bu yürüyüşteki günlük 25 gün fiilen yürüdüm. Yürüdünüz peki. Ve o yürüyüşte gözlemlerimi, o yürüyüşün perspektiflerini, o yürüyüşün toplumdaki yansımalarını bir kitap haline getirdim. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet diye bir kitap. Şimdi peki, şöyle ikinci baskıyı da onu da seyircilerimize aktarmış. Bir göstersin arkadaşımızla. Gösterdim. Bu hemen hemen bütün kitapçılarda var. Ben şimdi bunu bir kitap tanıtımından çok bunu zenginleştirmek, yanlışlar olabilir. Bu yürüyüş çünkü çok insan yürüdü bu yürüyüşte. Onlar evet. Belki başka görüşleri bunları falan devamlı kata kata geliştirmek istiyorsunuz. Geliştiriyoruz böyle, zaten öyle bu ikinci baskısıdır. Devam geliştirerek devam ediyoruz. Bir süre sonra da adımı çıkaracağım zaten. Bir hak, hukuk, adalet yürüyüşü diyeceğim. Hiç benim adım olmadan bu kitabın çıkmasını peki, ve yayılmasını onu da belirtmiş. Efendim size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Şimdi Kudüs'e yeniden dönüyoruz hocam ve İslam hassasiyetindeki tablomuza bakıyoruz. Mescid-i Aksa. Evet Gizem sağ olsun. Evet. Hem sabahları şimdi, benim bütün manevralarımı hem de bu saatin Gizem'e bütün manevralarını etmeden yetişiyor. Olmaz evet. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burası artık Harem-ül Şerif'ten girdiğimiz kapı ama benim fotoğrafı çekemediğim kapının bu tarafında, görülmeyen tarafında İsrail askerleri var. Hmm. Nöbet tutan hani o duvarların önünde. Şimdi şöyle bir şey yaşıyorsunuz. İsrail askerleri bu kapılarda, değişik noktalarda duruyorlar. Geçmeyelim Gizemcim daha. Bir öncekinde kalalım. Ha, kalalım burada. Buralarda duruyorlar. Tabii ki bizler... Hava sıcak. Şubat'ta gittik ama yine de sıcak orası. O doğrultuda iklimsel şartlara göre üzerimizde kıyafetlerimiz vardı. Bir kere daha o surların kapısı biraz dehliz tarzında. Göz önünüze getirmeye çalışın. Kapının tam önünde de bir masa, 3-4 İsrail askeri duruyor. Ve tabii bir rehberimiz de var bize eşlik eden. Dedi ki işte kıyafetlerinizi giyin hani camiye giriş, İslami kurallara uygun kıyafetler pekala giydik ve sonra nüfus kağıtlarınız dedi. Peki niçin görecek İsrail askerleri? Pasaport da istemiyor, nüfus kağıdı. Nüfus kağıdı. Çok ilginç. Çünkü Müslüman olmayanı sokmuyor. Eğer... Yani kimliğinizde bir şey yazmıyorsa İslam din hanesinde... İşte şimdi onu söyleyeceğim.
inanmıyor olabilir, size güvenmiyor olabilir ya da o günkü ruh hali, o günkü politik hava. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'den bir sure okutabilir, oku bakalım diyebilir. Pekala okutsun dedik ama ben de şunu merak ettim, rehberimiz cevap veremedi. Benim doğru okuduğumu o İsrail nereden askeri biliyor? Nereden biliyor? Biz denk gelmedik. Yani bize dedi ki nereden geldiniz? İşte Türkiye'den geldik, İstanbul'dan geldik. Oo dedi. Yani iyi de karşıladı oradaki üç asker. İyi taraflarına denk geldi. Belki de. Geçin geçin dedi falan. Belki de ataları burada yaşamıştır. Belki öyle bir gelenek. Yani o da mümkün. Çünkü buradan giden, çok oraya var. Giden, İsrail'e giden çok Musevi var. Evet. Bizim de ailecek tanıdıklarımız vardı. Ama daha önceden gelip ziyaret etmek isteyenler Fatiha suresini oku hadi ezbere diye sorduklarına şahit olmuşlar ama biz denk gelmedik. Ve fotoğraf da çekemedim. Orada fotoğraf çekmek yasaktı çünkü. Ben öyle kaçak göçek işleri becerebilen biri değilim. Gerek de yok zaten. Böyle arzu edilmiş eyvallah dedik. Şimdi bu kapının öbür tarafı artık işte kıyafetlerimize girdik. Şimdi bu alan işte Hazreti Süleyman'ın mabedinin olduğuna inanılan alan. Evet. Aşağı yukarı 150 dönümlük bir alan ve Hristiyanlar tarafından özellikle Haçlı Seferleri tarafından sırasında son 5 dakikaya giriyorum. Eyvah hocam. Hızlı davranayım. Yıkıldığı düşünülen ve sonrasında bu Kubbetüs Sahra Mescid-i Aksa diye gösteriliyor ama burası Kubbetüs Sahra. Kubbe som altın. Öyle mi? Evet. Emevi halifesi Abdülmelik tarafından içerisinde bulunan muallak taşını korumak amacıyla yapılmış. Onu devam belirtelim. Yani şimdi genelde bir öyle garip tartışma oluyor. Hani altının din üzerinde hani İslam'a yakışmadığı için ama bu bir koruma amaçlı. O dönemin en iyi malzemesi olduğu için tercih edilmiş. Evet, yani bu bir kutsal emanet gibi düşünülüyor. Yani, evet. Muallak taşının. Ve etrafındaki çiniler, Kur'an'dan olan sureler. Bazı bu ideolojik tartışmalarda kullanılıyor bir argüman olarak, onu belirtmekte fayda var. O dönemin Kur'an'da en iyi olan, korunma malzemesi tabii, bu. Kur'an'da olan sureler bunlar hepsi Osmanlı döneminde yapılanlar. Kapısında bulunan sure. Devam edelim. Bu sefer hızlı olsun. Evet, biraz öyle rica edeceğiz hocam. Evet, kapının üstünde Yasin suresi var. Devam edelim. İçeriye geçeceğiz yanılmıyorsam. Dışarıda seviller var ve güvenlik. Bakın güvenlik. İsrail askerleri bunlar. Evet. Devam edelim. Şimdi muallak taşının bir köşesi bu resim. İçeride bulunan muallak taşının bir köşesi. Bu çok büyük bir kaya aslında. 18 metre genişliği var. Kubbetüs Sahra da kaya kubbesi gibi tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Devam edelim Gizem. Üstten çekebildiğim kadar bu kayanın görüntüsünü, hatta şu izin Peygamber Efendimiz'e ait olduğu söyleniliyor ve biliyorsunuz bu kaya Müslümanlar olarak kabul ettiğimiz olay Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığı inanılan yer. İnanılan yer, kaya. Evet, devam edelim. Bir dönem tadilat yapılıyordu. Tadilat camın dışından kayanın gözüküş biçimi. Siz o döneme denk geldiniz tadilat dönemine. Evet, devam edelim. Ve şimdi bu kayanın altında böyle bir oyuk var. Yani bu oyuğun bir 10 basamaklı merdivenle iniyorsunuz ve hatta orada işte 2 rekat namaz kıldığınızda bütün günahlarınızdan arındığınıza dair ya da işte bilmem 500 rekat namaza tekabül eder tarzında bir inanç var. Şimdi internette bir fotoğraf var Can Bey. Çok önemli. Bu muallak taşına bir şekilde yapmışlar. Photoshop'la mı neyle yaptılarsa havada duruyor. Bir kere böyle değil. Kesinlikle buna halkımız inanmasın. Muallak taşının bakın bir tarafı şu sağ tarafta fotoğrafın içine girmemiş. Yerde zaten yere tutunuyor. Şöyle gelen bir kaya. Dışa çıkmalı diye. Dışa çıkmalı bir kaya. Onun altı da böyle. Dolayısıyla oyuk küçük bir yer. Burada işte namazını kılan, dua eden Müslümanlarımız var. Devam edelim.
Gördüğünüz gibi şöyle merdivenlerle iniliyor. Ve bakın bir yerden, yerde zaten kaya havada durmuyor. Havada durmuyor. Anladım hocam. Akla ve bilime aykırı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet, devam edelim. Burası Hazreti Fatma'nın mihrabı diye düşünülen. Namaz kıldığının olan yer gibi. Kadınların işte burada namaz kılarsa çocuklarının olacağına inandıkları bir köşe. Devam edelim. Son iki edelim. Dakikaya girdik hocam. Eyvah eyvah. Evet, şimdi Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz. Çabuk Gizem. Devam edelim. Mescid-i Aksa devam. Evet, devam. Kubbetü Sahra'dan çıktık. Devam edelim. Merdivenlerle aşağıya inildi. Ve Mescid-i Aksa. Ve Mescid-i Aksa. Evet, devam edelim. İçini göreceğiz yanılmıyorsam. Devam bir edelim. Daha küçük mescit. Evet, evet, bu da oradaki iç görüntülerden biri. Çok hoşlanmıyor burada insanlar namaz kılarken fotoğraf öyle çekilmesinden. Mi? Siz de onu devam göstermeden edelim çekmeye özen, evet, göstermişsiniz. Evet, kubbesinin görüntüsü ve şöyle bir tane çekivermiştim hemen. Burada keselim artık Gizemciğim. Evet. Başka 3-4 tane daha vardı ama ziyan yok. Hızlıca keselim. Geçebiliriz varsa devam edelim. Ama 2 dakika var. Hızlıca bizim görelim. Peki, bir fotoğrafları. Peki müzeden Solomon'un görüntüsü onların diğeri, inanışı Sabah Melikesi devam edelim. Devam edelim. Ve o dönemden yine bir görüntü. Resim olarak Süleyman'ın mabedi devam edelim. Ya da sarayı. Evet, yine bunlar. O dönemden grafiksel devam evet, edelim. Grafiksel evet görüntüler ve işte, ve İsrail askerleri. Hiçbir yerde görmediğimiz İsrail askerleri Kudüs'te, karşımızda. Kudüs'te Çile yolunda çok az var. Bakın başında var Çile yolunda. Ama onun haricinde Mescid-i Aksa ya da Harem-i İşte Şerif, gördüğümüz gibi evet, evet, her yerdeler. Dolular. Dolular. Evet, ve aralarında bayanlar da var. Çünkü biliyorsunuz İsrail'de son bayanlar. Son bir özet hocam. Daha doğrusu duyurunuz var hocam. Evet. Bu hafta şimdi içinde burada bir olay tekrar başa döneyim. Üç din, üç halk dedik. Bütün olay Süleyman'ın mabedinin yeri. İşte oraya Mescid-i Aksa yapıldı. Halbuki onların inanışına göre yeniden yapmak istiyorlar o mabedi ki ahiret gününde Allah'a borçlarını ödeyebilsinler. İnansın anlamda kavganın fitilini ateşleyen nokta, nokta diyelim. Nokta bu. Nokta evet. Bu. Şimdi çağrıma geldik. Çağrınıza gelin. Olay şuydu. Hafta içi bir üniversitemizin içinde peçeli, sadece neredeyse gözleriyle görünmeyen ama başta üniversite rektörü olmak üzere herkesi de evet tepkisine neden olan bir olay yaşadık. Olay yaşandı. Bu çerçevede bu bir çerçevede var. Evet. Kubilay'la da bağdaştırarak programın başında demiştim ki Derviş Mehmetler hep olabilir ama bizler Kubilay'ız daima. Asla bırakmayacağız aydınlık yarınlarımızı ve cumhuriyet değerlerimizi bu Derviş Mehmetlere. Dolayısıyla biz Perşembe günü saat 11'de yani 28 Aralık yanılmıyorsam saat 11'de TÜMÖT İstanbul Şubesi olarak Batman'daki bu Atatürk'ü yok sayma, cumhuriyet değerlerini yok saymaya karşı yapılan uygulamaya yönelik, uygulamaya tepki anlamında bir basın toplantısı yapacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkma adına, Atatürk devrimlerimize sahip çıkma adına tüm İstanbul'daki sivil toplum kurumlarını bu basın toplantısına bekliyoruz. Peki hocam. 2018 yılının ülkemize, milletimize, hepimize aydınlık günler getirmesini arzu ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gazi Şimşek, Kaddafi kimin askerlik arkadaşıydı diye size sormamı istemiş ama. Bir mikrofon gitmiş galiba o arada. Bir Kaddafi ile ilgili örnek ve öyle bir cümle yoktu ama yanlış mı? 21 Mayıs'taki bütün harp okulu öğrencileri onun şey arkadaşı, sınıf arkadaşı. Öyle mi? Ha. 1962, 61-62 harp okulu öğrencileri Kaddafi'nin sınıf arkadaşı. Evet, bunu da belirtmesini tabii istemiş. Tamam, o zaman ben de toparlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani sanıyorum birkaç şu programa şu NATO'dan çıkışla ilgili 2-3 şey söylesem iyi olacak. Çok, çok kısaca onu şey yapayım. Tabii. Lütfen buyurun. Şimdi tabii ki NATO'dan çıkma konusunu biz savunuyoruz. Evvelden beri NATO'dan çıkalım diyordu. Fakat şimdi NATO'dan çıkma konusunda şunu görelim ki bir, NATO eski konseptini bıraktı. Yani NATO şu anda eskiden antikomünizm bilmem şey üzerine, komünistlere düşmanlık üzerine bir konsepti vardı. Şimdi terörizm, siber saldırı ve füze saldırısı üzerine bir konsept koydu. Evet. Terörizm ise kendi tarif ettiğine terörizm diyor. Bakın yani temel bilimsel değil. O. Amerika sorun Birleşik Devletleri'nin NATO'nun terörizm konseptiyle bilimsel terörizm anlayışı bir kere çelişiyor. Peki, bu cümle önemli. İki şey, siber saldırı da var. Son şey o. Birinci Dünya Harbi'nde
emperyalizme karşı biz büyük mücadele verirken İngiltere emperyalizmi savaş sonrası çıktığı için bizim içimize Yunan kuvvetlerini soktu. Şimdi bizim beraber NATO'ya girdiğimiz Yunanistan'ı NATO'dan çıktığımız zaman biz bu NATO'dan çıkma sürecinde en çok üzerimizde değerlendirmemiz konu şu. Bize bir tek başımıza ciddi sıkıntı çıkaracak olan Yunanistan'la ilişkilerimizdir. Problemler vardır. Buna göre değerlendirmesi gerekir. Buna göre değerlendirip NATO'dan çıkma sürecine girelim. Ama NATO'dan çıkma zaten bir dilekçedir. Bir dilekçe verirsiniz çünkü patron Amerika'dır. Amerika'da sizin dilekçe verdiğiniz anda sizi zaten bu işten çıkmış demek. Çok 13, teşekkür ederim. 13. maddedir NATO'nun. 13. maddeye koydukları, yani bu da biraz Hristiyan motifidir. 12 maddeden doğru, sonra az önce 13. aldık, maddenin doğru. Çok tehlikeli doğru. olduğunu çıkmayın uyarısıdır. Çıkarsak da bir süreçte olur. Eski evet. Dev Genç Genel Başkan Attila Sarp çok çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Tabii yeni Sayın yılını Lale. Kutluyorum arkadaşlar. Herkesin yeni yılını ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam size de çok teşekkür ederim. Son derece bilgilendirici oldu. Hızlıca kapatacağım. Bu Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Fahrettin Paşa Sokağı ismi verilmesi gibi bir tavır olduğu iddiası var. Sonuna kadar destekleriz. Olması da gerekir. Onu da belirtelim arkadaşlarımızın ilettiği bir not olarak. Bir kez daha teşekkür ederim. 23 Aralık 1969'da biz arkadaşlarımızla Menemen'deydik. Tabii dolayısıyla orada Menemen'de Kubilay'ı anan ve Türkiye'deki bütün devrim şehitlerini onun şahsında anan genç arkadaşlarımız da. Şimdi de Karşıyaka'da İzmir'de TGB o yürüyüşün devamını yapacak, onu da duyuralım. Noktalıyoruz, yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.